Ben bugün Lacan'ı anlatmaya çalışacağım. Birçoğumuz sanırım Lacan hakkında ismini duyanlar vardır ya da okuyanlar, araştıranlar da vardır. Ama bilmeyenler için de kısaca hatırlatmaya çalışayım. Kendisi Fransız bir psikanalist. Benim de kendim de hani Freud'dan sonra belki de en çok etkilendiğim ve okumasını yaptığım, en çok değerli bulduğum fikirlere sahip. Bunu biraz anlatmaya çalışacağım. Lacan biraz karmaşık bir dil kullanıyor. Kendine özgü terimleri çok fazla. O yüzden sunum içeriğinde biraz değişik kavramlarımız olacak. Ben olabildiğince açık bir şekilde, anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama dikkatimizi verebilirsek iyi olur. Çünkü kendi felsefesi gereği zaten ağır bir dili olan psikanalist. Kendisi pek çok seminerlerinden oluşan 25 kitap oluşturulmuş. Normalde bunları kendisi yazmamış ama her hafta verdiği sözlü derslerden yapılmış. Kendi kitabı Ecrits olarak yazılar şeklinde geçiyor. Kendisini Fransız Freud olarak niteliyor. Çünkü Freud'dan etkilendiğini söylüyor ama Freud'dan çok farklı açıklamalar getiriyor. Yani Freud'un o yapısal ya da topografi kuramlarını ele alıyor ama kendi terimleriyle dile getiriyor. O yüzden farklı bir çizgiye geçiyor zaten kendisi de daha sonra psikanaliz birliğinden de ayrılıyor bu tutumlarından dolayı. Çok fazla felsefe yapıyor, dil bilimle uğraşıyor. Bunları da işte kuramına kattığı için biraz karmaşık bir dil oluşturuyor. Dil biliminden ve felsefeden de yararlandığı için zaten sunumun içeriğinde fark edeceksiniz. Büyük oranda işin içinde hem psikoloji hem felsefe hem de dil bilim var. Biz sunum boyunca neyi konuşacağız? Lacan'ın dediğim gibi kendi terimleri çok fazla. Bunları biraz açıklamaya çalışacağım. Öncelikle bu imgesel, simgesel, gerçek ve gerçeklik şeklinde insanın ruhsal yapılanmasını bu şekilde anlatıyor. Yani Freud'un bahsettiği bu ego, süperego, it yerine daha çok bu kuramları, bu tarifleri ele almaya çalışıyor. Bunun dışında bilinç dışını dile getirecek. Birazdan konuşacağız. Yani Freud bilinç dışından bahsediyor ama bilinç dışının nasıl yapılandığını söylemiyor. Orası biraz açık kalmıştı. Lacan o açıklığı gidermeye çalışıyor. Bilinç dışının nasıl yapılandığını bize anlatmaya çalışıyor. Ayna evresinden bahsediyor. Öteki kavramları var. Hem büyük öteki hem küçük öteki. Özellikle vurguladığım öğeleri. Bunları sunum içeriğinde sizlerle teker teker hızlı bir şekilde ele almaya çalışacağım. Öncelikle Freud'un kuramında hatırlarsanız çok kısa olarak psikoseksüel gelişim evresinde oral dönem, anal dönem, fallik dönem, latent dönem ve genital dönem olarak ayırmıştı kendisi. Bunun dışında yapısal kuramında da insanın ruhsal yapılanmasını ego, id, süperego şeklinde belirtiyordu. Topografik bir yapılanma olarak da bilinç dışından, bilinç öncesinden ve bilinçten bahsediyordu. Ama dediğim gibi Freud bunların içeriği konusunda Lacan'dan ayrışıyorlar. Yani Lacan orada bazı eleştiriler getiriyor. Şimdi Lacan'ın bu yaklaşımını anlamak için bu metaforu kullanmaya çalıştım. İmgesel, simgesel ve gerçek kavramını daha iyi anlamak için buradan biraz yararlanmak güzel olacak. İmgesel, kelimesinden geliyor zaten. Hayal etmek, hayali olan. Burada da Lacan'ın gölgesiyle ben onu bahsetmeye çalıştım. İmgesel alan, insanın hayali, gerçeği algılama düzlemi yani. Simgesel alan, dilsel alandır. Lacan bunu sürekli vurgular. Yani dil olayını, dil, kültür, toplumsal yapıyı sürekli vurguluyor. İnsanın zaten o dil ve kültüre girmesiyle beraber insanlaştığını söylüyor. Burada onu vurgulamak için ismiyle beraber ben onu kullandım. Simgesel alan dili temsil ediyor. Öyle düşünebilirsiniz. Gerçek dediğimiz şey de Lacan'ın deyimiyle imgeselin ve simgeselin devreye henüz girmediği. Yani mesela doğumdan önceki ya da işte ölüm anı ya da travmaların ilk birkaç saniyesi gibi bizim tamamen dilden, kültürden ya da toplumsal yapıdan uzak olduğumuz zamanlar gerçek olarak. Daha doğrusu Lacan bunu gerçek ve gerçeklik olarak ikiye ayırıyor. Gerçeklik dediği bizim gündelik hayatta toplumsal yapıyla, dille beraber kültüre girerek etkileştiğimiz yapay gerçekliğimiz. Yani öyle bir yapay gerçeklik var diyor. Bir de insanın gerçekte insanın içine giremediği doğanın gerçeği var diyor. Böyle bir ayrım yapıyor. Hatta bunu anlatırken de bu gördüğünüz düğümden yararlanıyor. Bu Bormion düğümü diye geçiyor. Bu imgesel, simgesel ve gerçek düzlemini ele alıyor. Bu üçü de birbirine bağlı gibi ama birini çıkardığınız zaman diğer ikisi de kopuyor. Öyle bir özel bir düğüm bu. Ve bunu anlatırken kuramını bundan yararlanıyor. Ve gerçeği daha çok psikozla ilişkilendiriyor. Yani psikotik insanların dış dünyayı açılamaması ve dış dünyayı algılayamaması nedeniyle içeride kendi dünyalarında yaşamaları nedeniyle gerçek olanı onların deneyimlediğini söylüyor. Bizim normal olan insanlarınsa hani dış dünyayla tanışmalarından dolayı, dış dünyaya içine girmelerinden dolayı daha çok buradaki ilişkilerden nevrotik zeminde yer alabileceğini söylüyor. Yani imgesel ve simgesel alanlardan dolayı. Ve Lacan'ın deyimiyle de gerçek hiçbir zaman tam olarak bilinemez. Çünkü insanı şöyle tanımlıyor Lacan.
Yani gerçeğe normalde en yakın canlı sanki insan gibi görünür. Hani dili kullandığı için, anlama yetisi olduğu için sanki gerçeğe en yakın insan canlı insandır gibi görünür. Ama Lacan'ın deyimiyle bu tam tersidir. Aslında gerçeğe en uzak canlı insandır. Çünkü insan doğanın gerçeğinden kendi oluşturduğu yapay gerçekliğe gider. Yani dışarıda gördüğü herhangi bir nesneyi kendi tecrübeleriyle, kendi deneyimleriyle ele aldığı için, kendi gerçeğine boyadığı için doğanın gerçeğinden uzaklaşır şeklinde bir açıklama getiriyor. Bahsettiğim gibi imgesel daha çok imgeyle hayal edilen şey anlamında, bu insanın özellikle ilk 0-6 ay döneminde bunun belirgin olduğunu söylüyor. Daha sonra da simgesel alana girdikçe, yani insan yavrusunun doğduğu toplumda, kültürde ve dilsel ağlarla beraber yapılanmasıyla beraber bu sürecin işlediğini söylüyor. İmgesel dönemi dediğim gibi özellikle 0-6 ay için vurguluyor. Bu henüz bebeğin de tahmin edeceğiniz gibi bedensel bütünün, yani kendini ayrı bir beden olarak, ayrı bir benlik olarak algılayamadığı bir evredir. Kendisini annesinin bir uzantısı olarak görür, annenin bir parçası olarak görür ve bir ve bütün halledir bu evrede. Lacan, Freud gibi Oedipus kompleksinden de bahseder ve o evreyle beraber bebeğin simgesel evreye geçiş yaptığını söyler. Ve bu şekilde kişi, yani birey, hem kültürel ve dilsel ağları hem de ayıpları, dilleri, yasakları ve yanlışları öğrenir. Şimdi bunlardan bahsederken kısaca bilinç kavramından bahsedersek, bilinç aslında farkındalık diğer canlılarda da var ama insanın farkında olabildiğinin de farkında olabiliyor. Aslında bilinç olarak bunu kastedebiliriz. Yani biz farkında olabildiğimizin de farkında olduğumuzu, bu bizi biraz diğer canlılardan daha bilinçli kılar. Bilinç dışı ise aslında dışarıdan aldığımız tüm kayıtların beynimizin böyle bir kara kutusu gibi içeride kaydedilmesidir. Fakat biz bilinç düzeyinde hangisine dikkat kesilirsek, hangisini görürsek, hangisini getirebilirsek düşünce düzeyine, onları sadece fark ediyoruz. Ama aslında gördüğümüz, yaşadığımız, deneyimlediğimiz her şey bir yerlerde kaydediliyor şeklinde bir görüş var. Bu anlamda bilinç dışının doğrudan ulaşılamayacağını söyler. Zaten Lacan, gerçi Freud bunun ulaşılabileceğini söylüyordu ama Lacan dilin yapısından dolayı bunu yapamayacağımızı dile getiriyor. Doğrudan algılarımıza kapalı olduğunu söylüyor. Bu yüzden özellikle iç dünyanın özne tarafından dile getirilmesinden, doğrudan dile getirilmesinden çok dolaylı yollardan bunun anlaşılabileceğini söylüyor. Birazdan da bunu anlatmaya çalışacağım, hani nasıl yapılabileceğini. Ve Lacan'ın en büyük hedeflerinden birisi bilinç dışını bilimsel anlamda ele almak ve psikanalizi de bilinç dışının bilimi olarak ele alıyor. Yani psikanaliz sayesinde biz ancak bilinç dışının bilimini yapabiliriz şeklinde bir görüşü var. Bunları yaparken de birçok hem varoluşçu felsefeden, zaten anlattıklarımdan fark etmişsinizdir, hem de Heidegger'den etkilenmiştir. Özellikle bu tez, sentez, antitez kavramını ele alarak benim oluşumunu hep ötekine bağlıyor Lacan. Yani bir benim olması için mutlaka ötekinin varlığı şarttır. Öteki olmadan asla ben olmaz. Bu şekilde felsefesini açıklamaya çalışıyor. Tabii bu ne oluşturuyor? Bu yaşam içinde sürekli bütün fenomenlerin kendi karşıtlarıyla beraber var olmasını ve sonsuz karşıtlıklar silsilesi oluşturduğunu gösteriyor. Yani teknik olarak zaten düşünürsek, yani bir büyük kavramı, küçük kavramı, güzel, çirkin, efendi, köle, bunlar her zaman ancak bir ötekinin varlığıyla hani mümkündür. Bir şeye büyük diyebilmemiz için bir referans noktasının mutlaka olması gerekir. O referans noktası olmadan hiçbir şeye bu tanımlamaları yapamayız. Dolayısıyla bu benim ve ben algısının oluşumunu bunlara bağlıyor. Az önce belirtmiştim, Lacan'da gerçek ve gerçeklik farklı kavramlar. Gerçeği doğanın gerçeği olarak ele alıyor. Gerçeklik dediği şey ise insanın kendi oluşturduğu yapay gerçeklik. Yani o dilsel ve kültürel yapı içinde insanın oluşturduğu gerçeklik. Zaten insanın da tahmin ettiğimiz gibi tüm duygu ve düşüncelerini bu belirler. İnsanlığın bugüne kadar kurmuş olduğu tüm yaşam, sistem ve kurallarıyla ulaşan, insan tarafından kurgulanan ve yaşantıladığımız her şeyi gerçeklik olarak ele alıyor. Dolayısıyla bunların simgesel ve imgesel düzlemle beraber şekillendiğini söylüyor. Fakat bunun ötesinde de bir gerçek vardır diyor. Yani örneğin şimdi bir göktaşı çarptığında geriye kalacak, yani insansız, kültürsüz doğanın kendi gerçek yüzü, insanın asıl gerçeğidir. Diğer türlü olanların hepsi bizim kurguladığımız bir dünyadır şeklinde anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla gerçeği hiçbir zaman bilemeyeceğimizi, sembolize edemeyeceğimizi, çünkü dile ve kültüre girdiğimiz için, bundan her zaman etkileneceğimiz için asla bunun dışında bir söylemimizin olamayacağını söylüyor. Bu yüzden de imkansız olan bir düzlem olarak görüyor. Yani insan için doğduktan ve dile kültüre girdikten sonra gerçeğe ulaşmak neredeyse imkansızdır şeklinde. Biz bu gerçekten ancak bir ısırık alabiliriz. Yani istediğimiz kadar dile dökelim, araştıralım, okuyalım, öğrenelim, anlam bulalım.
Sadece o gerçekten bir ısırık almış olabiliriz. Daha fazlası olmayacak diyor. Zaten bunun da getirdiği şey insanda arzu kavramının oluşmasıdır. Bu şekilde insan daha fazla konuşmaya, daha fazla anlam aramaya, daha fazla arzulamaya işte bu durumdan dolayı, bu imkansızlıktan dolayı devam eder şeklinde bir açıklaması var. Bahsettim az önce gerçek kavramını daha çok doğum öncesi dönemde. Çünkü henüz dil yok, henüz imgesel alan da yok, dil de yok. Dolayısıyla oradaki dönem ya da ölüm anındaki dilin tamamen son bulduğu, kültürün tamamen son bulduğu an ya da travmaların ilk birkaç saniyesi gerçek anlamda insanın yaşayabildiği gerçek olarak dile getiriyor. Lacan'a göre insan kendi varoluş gerçeğini olduğu gibi değil, işte dilin ona sunduğu, kültürün ona sunduğu kendi kuralları olan bir yapıdan öğrenir. Bu şekilde öğrendiği için de kendine yabancılaşır. Yani insanın hayat boyu kendine bir yabancılaşma süreci vardır, kendi gerçek doğasına. Bunun nedeni de bu dediğim yapıdır. Yani örneğin bu elmayı ele alacak olursak, masanın üzerinde bir elma varsa, biz bu elmayı hiçbir zaman kendi saf, doğal, nesnel haliyle, gerçeğiyle ele alamayız. Mutlaka bu elmaya bakarken her birimiz o elmayı kendi imgesel ve simgesel düzlemlerimizle, yani hayali çağrışımlarımız ve dilin, kültürün, toplumsal yapının bize daha önce deneyimlediği tecrübelerle ele alırız. Bu ise bizi gerçek elmanın kendi gerçek varoluşundan uzaklaştırır ve bizim kendi tecrübemizle, hikayemizle, renklerimizle oluşturduğumuz ya da boyadığımız kendi yapay gerçekliğimizi, deneyimlerimizi sağlar. İşte bu farklılıktan gelen, yani buradan gelen ayrışma insanın hem yabancılaşmasına hem de bilinç dışının oluşmasına sebep olur şeklinde bir açıklama geçiyor. Hani oradan buraya bağlayacaksak bilinç dışı nasıl oluşur? İşte bu dil ve toplumsal bir kurum var. Bu kurumun salt bireysel düşünce doğmayacağına göre, yani dil ötekinin dilidir. Fark ederseniz insan dili mutlaka ötekinden öğrenmek zorundadır. Ben şu an sizinle iletişim kurabiliyorsam ve kurabileceksem sizin dilinizi bilmek zorundayım. Yani sizin dilinizi bilmeden size asla hitap edemem. Dolayısıyla insan ötekinin dilini mutlaka öğrenir. Ötekinin dilini öğrenirken de ötekinin duygularını ve düşüncelerini de mutlaka alır. Hani o kendi yapılanmasında ötekinin katkısı çok farklıdır, yani fazladır. Bu sayede işte bu dil üzerinden ve toplumsal yapı üzerinden kendini ele aldığı için insanın kendi gerçek doğasıyla bu dışarıdan gelen doğa, yapay doğa arasında bir yarık oluşur. Yani bir ilişki olur. Ve bu varoluş gerçeğinin olduğu gibi değil, gerçekten olduğu gibidir. Ancak o toplumsal kurumun ona sağladığı imkanlarla düşünmeye başlar. Böylece insanda bir yarık meydana gelir. Yani içeride kendi gerçeği, dışarıdan aldığı yapay gerçeklik ve ikisinin arasında oluşan bir yarık. İşte bu yarık bilinç dışını da temellendirdiğini söylüyor. Böylece kendi gerçeğini insan diyor bilinç dışı kılar. Kendi gerçeğini önce ailenin sonra da diğer kültürel kurumların söyleminden dolayımlayarak düşünür. Ve esas gerçekliğini bu şekilde bilinç dışı kılmış olur. Bu bağlamda Lacan bilinç dışının dil gibi yapılandığını söylüyor. Fakat dilden oluştuğunu söylemiyor. Yani dili nasıl biliyorsak, kullanıyorsak bilinç dışında aynı şekilde kullanabiliriz değil. Sadece dildeki benzer yapılanmanın orada da olduğunu dile getiriyor. Ve gerçeği dönüştürmeye çalışıyor. Yani dil aracılığıyla insan sürekli gerçeği dönüştürmeye çalışır. Ama dediğim gibi bunu tamamen yapabilmesi neredeyse imkansızdır Lacan'a göre. Zaten bastırma, savunma mekanizmasının da ancak dil sayesinde mümkün olabildiğini söyler. Hatta bu bilinç dışının yapılanmasının sadece bebeğin doğumuyla beraber, dille beraber değil, doğmadan önce bile oluştuğunu, çocuklara konulan isim tarafından işte çocuk hakkında konuşmak, çocuğun odasının şekillenmesi tarzı, yani çocuğun o bilinç dışının o yapılanmasında daha çocuk doğmadan aslında bu yapı önceden kurgulanıyor ve büyük oranda oluşturuluyor. Ama yapılanması dediğim gibi dilden sonra daha çok söz konusu. Bu bağlamda hani Lacan'a göre analitik pratik, yani psikanalitik yaklaşım daha çok dil pratiği anlamındadır. Zaten Freud da serbest çağrışımda biraz dile vurgu yapıyordu biliyorsunuz. Orada rüya teorisinden de yararlanıyor Freud'un. Freud bunları anlatırken daha çok metafordan ve metonimiden bahsediyordu. Yani mecazi anlatım, yoğunlaştırma ve yer değiştirme. Bunlar rüyaların da yapılanmasında önemli. Hani Freud'un belirttiği kadarıyla en azından. Hani rüyalarda bunlar üzerinden daha çok oluşurdu. Yani örneğin siz gerçekte işte babanızı öldürmek istiyorsunuzdur ya da nefret ediyorsunuzdur ama rüyada babayı kolay kolay öldüremezsiniz. Onun yerine metonimik bir şekilde yer değiştirmiştir ve başka bir kişiyi öldürme ya da başka bir kişinin ölümünü görme gibi metonimi şeklinde, yer değiştirme şeklinde o anlamı tekrar rüyada yaşantılayabiliyoruz. İşte bilinç dışının da bu şekilde yer değiştirmeler ve yoğunlaşma şeklinde anlatımlarla yer aldığı söyleniyor.
O yüzden hani rüyaların da aynı zamanda bilinç dışı öznenin söylemi olduğunu dile getiriyor. Hatta şöyle bir ilginç görüşü de var. Yani rüya sırasında biz gerçekle, az önce bahsettiğim insanın gerçek doğasıyla karşılaştığımızda genelde rüyaların da sonlanmasının nedeni biraz da bu dediğimiz insanın o an o gerçeğiyle, kendi gerçeğiyle karşılaşmasıdır şeklinde bir açıklaması var. Dil bilimci olduğu için Lacan dil bilimci. O yüzden bu Saussure diye de bir dil bilimci var ve ondan çok fazla yararlanmıştır. Ben hani o kısımları biraz kısalttım ve eksilttim ama aslında dil üzerine çok fazla çalışması var. Dil konusunda şöyle bir şey var, farkındasınızdır. Dil insandan aslında bağımsız bir yapıdır ve insandan öncel bir yapıdır. Yani insan oluşturulmuş bir dile doğar. Yani kendisi o an oluşturmaz. Yani hani kendi başına ormanda büyüyen bir insanın dil oluşturamadığını biliyoruz. Hatta belli bir yaştan sonra da mesela 30 yaşına kadar hiçbir dil öğrenmeyen ormanda büyüyen bir kişiye de yanlış hatırlamıyorsam bilimsel çalışmalarda dil öğretmek neredeyse mümkün değildi. Dolayısıyla dilin insandan önce oluşmuş olması, yani o önceki insanlar tarafından oluşturulmuş, ona aktarılmış, ona aynalanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla oluşturulmuş, bağımsız, önce kendi kuralları ve yapısı olan bir sisteme, bir toplumsal yapıya aslında insan ortak oluyor bu şekilde. Bu şekilde bahsettiği nokta Freud'dan da hani farklı olarak bilinç dışı Freud daha çok dürtülere bağlıyor. Ama Lacan bu görüşlerinden dolayı bahsettiğim gerçek, imgesel ve simgesel düzenin temsillerinden oluştuğunu düşünüyor. Ve bu temsillerden oluştuğu için biz de dil aracılığıyla bunları yapılandırabildiğimiz için, yani bilinç dışını değil ama gerçeği imgeseli ve simgeseli dil aracılığıyla yapılandırırsak dolayısıyla bilinç dışının da yapılanmasına dolaylı yollardan katkı sağlamış oluruz. Şimdi bu Lacan'ın dil vurgusu çok fazla ama ben de hani kendi gözlemlediğim birkaç şeyle bunu vurgulamaya çalışacağım. Hani insanın hayatta kafa karışıklığı yaşadığı, çözemediği birçok konu var. Hayatın anlamı, örneğin anlamsızlığı, işte yaşam, ölümden sonrası ve benzeri sorular. Aslında bunları büyük oranda düşünce sistemi, dil sistemiyle de alakalı olduğunu aslında görebiliriz. Yani örneğin ilginç bir şey de aktarmaya çalışayım. Doğum ve ölüm kavramı. Yani fark ederseniz insanın kendi hayatına doğum ve ölüm kavramı da tamamen dil üzerinden girer. Yani çünkü hiçbir insan kendi doğumuna şahit olmaz. Yani hiçbirimiz kendi doğumumuzu bize göstermeseler, bahsetmeseler, öteki insanların doğumunu görmesek hiçbirimiz kendi doğumumuzu hatırlamayız, bilmeyiz. Çünkü onun üzerinden hani çok uzun geçmiştir ve bebektik ve hiçbir şey o ana dair hiçbir bildiğimiz yoktur, hiçbirimizin yoktur. Veya bunun dışında da öldüğümüz anı da hiçbirimiz bilmeyiz. Ölümü de tamamen dışarıdan yine gözlemleyerek, ötekinden gelen bir bilgi şeklinde alırız. Hani cinsel tanımlamamız da aynı şekilde. Aslında bizim yaşadığımız cinselliği hücreler de yaşar. Aslında tek hücreli canlılar da yaşar, başka canlılar da yaşar. Ama bizim bununla ilgili tonlarca kitabımız vardır, tonlarca tanımlamalarımız vardır. Ve de bu da bununla ilgili süreçlerimizi iyi veya kötü yönde etkiler. Dolayısıyla bu dil ve düşünce toplumsal yapı aslında neredeyse bizim o dediğim yapay gerçeklik tamamen kendi gerçekliğimiz gibi ön plana çıkabiliyor. Peki tüm bunlar neye sebep oluyor? Aynı zamanda işte hem kazanım olarak hem de sorun olarak insanın hayatında yer alan bir realite olarak göz önüne geliyor. Şimdi bahsetmiştim, Lacan imgesel, simgesel dönemlerden bahsediyor. Lacan'ın kendi kuramında en çok vurguladığı şeylerden birisi ayna evresi. Biraz kısaca ondan bahsetmeye çalışacağım. Lacan'a göre ilk 6 ay, bebeğin doğumundaki ilk 6 ay parçalanmış beden imgelerinden oluşur. Yani bebek o sırada anneyle bir bütün olduğunu düşünür, bir ve bütündür. Parçalanmış beden imgeleri vardır. Tamamen hayali çağrışımlar şeklinde her şeyi algılar. 6 aydan sonra ayna evresiyle beraber, özellikle 6 ve 18. aylar arasında ayna evresiyle beraber ben algısı gelişir. Yani o andan itibaren kendisinin ben olarak ayrı bir canlı, ayrı bir varlık olduğunu tanımlamaya başlar. İşte bunun için bu düzen, yani bu şekilde işlemezse, yani önce imgesel düzen, sonra simgesel düzene, yani topluma girmezse, bu bireylerin, bu yazımı yapamayanlar, yeniden yazımı yapamayanların da psikotik olduğunu dile getiriyor. Belirttiğim gibi her insanın böyle biraz prematüre doğduğunu söyler. Yani sadece bedensel anlamda değil, zihinsel anlamda da böyle doğduğunu söyler. Ve normalde ilk 6 ay insanın zihninde daha çok böyle süreklilik ve sabitlik adacıkları vardır. İnsanda bütünlük yanılsaması vardır. 6. aydan sonraki ayna evresiyle beraber kişi artık ben algısını yavaş yavaş geliştirmeye başlar. Bu bebeğin de görselde gördüğü gibi orada bir kendisinin, egosunun bir de ideali vardır. Ego ideali üzerinden kendisini kurar. Hani Lacan'ın burada en çok vurguladığı şeylerden birisi bu yansımada kendi imajını buluyor. Ama işte önemli olan buradaki önemli nokta bu egonun ve bu imajın dışsal bir imaj üzerinden oluşması, yani dışarıdan gelmesi.
Hatta Freud'dan da bir farkı budur. Freud normalde ebeveynlerle özdeşleşmeyi önce başlatıyor. Ondan bahsediyordu. Ama Lacan daha çok ilk önce ayna evresinde bireyin kendiyle, yani kendi yansımasıyla, ona aynalanan şey üzerinden bir benlik algısı, dışsal bir imajla oluşturduğunu söylüyor. İşte bu dışsal imaj üzerinden oluşması nedeniyle de hayat boyu bir yabancılaşma ve bölünme sürecine insanın hayatına girdiğini söylüyor. Yani burada da biraz bunu göstermeye çalışıyor. Kendi egosunu, benliğini, ben kavramını oluştururken dışarıdan gelen aynalama üzerinden yapar ve onun üzerinden bir ideal, ego ideali oluşturur. Burada aynalama derken gerçek bir ayna da söz konusu olabilir. Ama temelde kastedilen şey tabii ki gerçek anne değil. O bakım veren kişinin dokunuşu, sesi, yaklaşımı, bu sensin, sen hani ayrı bir varlıksın tarzı söylemleri ve tanımlamaları, bunlar da tamamen aynalamaya girer. Dolayısıyla kişi bu sayede kendisinin ayrı bir birey olduğunu anlamaya başlar. Bu şekilde ne olmuş oldu? Bu şekilde o evreye kadar kendini kökensel anlamda bir düzensizlik içinde bulan bebek, artık bu evreden itibaren o bir ve bütün kendi benlik algısını geliştirmeye ve onun arkasına sığınmaya başlıyor. Ama bunu dışarıdan aldığı için hiçbir zaman da tam bir şekilde tamamlayamıyor aslında. Ve ana rahmindeki tamlığı da yitirdiği için sonsuza kadar da buna ulaşmaya çalışıyor. Yani bir şeyler eksik ama ne eksik bunu bilmiyorum. Onun peşinde koşuyor temelde. Bu şekilde dediğim gibi hem bölünme hem de yabancılaşma da girmiş oluyor. Dolayısıyla hani Lacan'ın felsefesinde daha çok ilk karşılaştığı şeyin insan bebeğinin, insan yavrusunun daha çok eksiklik olduğunu söylüyor. Ve bunun o rahmi kaybettiği için, tamlığı yitirdiği için ömür boyu süreceğini söylüyor. Ve bu nedenle de ömür boyu bu eksiği tamamlamak için sürekli kayıp arzu nesnelerinin peşinde koşacağını söylüyor. Ama hiçbir zaman da bunu tamamlanmayacağını, zaten bu nedenle de her isteme bir yeni istemenin öncülü olacak şeklinde bir görüşü var. Az önce bahsettim, ayna evresinde imgesel ve simgesel düzenler kesişiyor. Yani ilk baştaki o bebeğin hayali dünyasıyla dışarıdan gelen kültürel ve simgesel dış dünyanın gerçeği bu ayna evresinde kesişiyor. Ve buradan itibaren bir özdeşleşme başlıyor. Aynı zamanda bununla beraber de kişi kendine yabancılaşma ve bölünme sürecini yaşıyor ömür boyu. Yani şöyle düşünebilirsiniz. İlk önce tek başına bir ve bütün, anne ile beraber anne devreye girince ikiye bölünüyor. Artık ben ve anne oluyor. İki ayrı şey, zihinsel parçalanma gibi düşünün. Sonra dışarıdan bir de baba girince işin içine, anne, baba ve kendisi şeklinde üçe bölünme olmuş oluyor temelde. Bu diyalektik tabii ki sonsuza kadar süren bir yansımadaki imge üzerinden yürüdüğü için de bizi hep dışsal bir koşula bağımlı hale getiriyor. Burada biraz Platon'dan da yararlanıyor. Çünkü Platon da hani gerçeği ancak onun imgesi üzerinden ulaşabiliriz şeklinde bir görüş belirtmişti. İşte Freud demiştim, özdeşleşmeyi daha çok Oedipus evresinde böyle anneyle babayla onlar üzerinden başlatırken Lacan bu özdeşleşme olayını ayna evresinde kendi imajı üzerinden, algısı üzerinden başlatıyor. Burada önemli olan ebeveynin bebeği tanıması, takdir etmesi ya da onaylaması. Yani bebeğin bu sensin. Yani bebeğin bu sensin söylemi çok önemli. İşte bu evreden ve bu söylemden itibaren insan kendi gerçeğini hem anlamaya hem farkında olmaya başlıyor ve kabullendiği zaman da zaten o gerçeğe girmiş oluyor. Dolayısıyla o imge ile özdeşleşmek ve içselleştirmek, kültürel imge üzerinden de kendini görmesi o benin oluşumunda en önemli etkendir. Ve buradan bunun üzerine çocuk kendi anlamını ömür boyu ulaştırmaya çalışıyor. Bununla ilgili hayvanlarda yapılan çalışmalar var. Ama mesela hayvanlarda yapılan çalışmalarda bu imgenin ve bu söylemin çok da fazla hani yer bulmadığı, karşılık bulmadığı gösterilmiş. Ben onunla ilgili şimdi bulduğum birkaç şey vardı. Hatta YouTube'da aslında daha fazla bulabilirsiniz. Farklı çalışmalar da var. Çok kısa 1-2 dakikalık video göstereceğim. Ayna evresinin hayvanlarda nasıl istediğine dair. Yani bu videoda işte bazı hayvanların nasıl tepki verdiği gösteriliyor.
Bizim hiç umurumda değil tabii. Bunlar biraz daha yakın olduğu için bize biraz daha samimi davranıyorlar sanki. İşte bu sistemin işleyebilmesi için orada aynalayan bir bizdeki gibi ebeveynin olması gerekiyor. Bebeğin bu sensin diyen bir yapının ekstradan olması gerekiyor. Mesela şöyle bir ufak kısa bir şey daha var, 1 dakikalık. Yani ilk defa kendiyle karşılaşan bir aynada mesela çocuk. Sonra öteki adamı da görünce biraz daha işin farkına varıyor. Hani burada dediğim gibi aynalanma şeyi çok önemli. Son bir tane daha çok kısa göstereceğim. Bu biraz daha tanıdık bir sahne. Ya böyle birkaç sahne var aslında. Şabanoğlu Şaban filminde de var. Aynada kendi hırsız olarak zannedip vurduğu bir sahne var ama bu sahne daha güzel. Bu konuyu anlatıyor. Beraber oynayalım. At topu bana, at. Vah hocam. Hocam ne oldu? Önemli bir şeyiniz yok ya. Geçmiş olsun hocam. Lanet olsun Hamza'ya da duyuluyor. topuna da. Ama sinirlenmememiz lazım. O bir bebektir. Ses geliyor değil mi hocalarım? Hocam geliyor. Ne yapıyorsun Hanzo? O sensin Hanzo, sensin. Güzelsin, çok yakışıklısın. Videoda da gördüğünüz gibi Kemal Sunal'ın filminde de diğer hem doktoru gelince ve söyleyince bu sensin biraz daha farkındalığı arttı. Hani aynalamadan kastettiğimiz biraz da böyle bir evre. Ama dediğim gibi gerçek bir aynanın varlığı tabii ki burada söylenmiyor. Önemli olan aynalayan birinin bir ebeveynin olması. İşte bu kendini aynada bulan ego biraz kendi imajı üzerinden bunu gerçekleştirdiği için narsistik oluyor. Ve sürekli ömür boyu bu kendisi de öteki tarafından hep aynalanmak istiyor. Ve bu yüzden de biraz diğeriyle de ilişkili, ötekiyle ilişkili olduğu için de paranoid bir yapıda oluyor. İnsanların bir kısmının böyle paranoid düşünce yapısında olmasını da buraya temellendiriyor. Çünkü egonun böyle bir orada yalancı bir bütünlüğü var. Yani öteki üzerinden oluşturulan yalancı bir bütünlük var. Bu bütünlüğü tehdit eden her şeye birey genel anlamda öfke ve saldırganlıkla tepki veriyor. Ve bu da bunu yok etmeye yönelik bir arzuda çok inanılmaz bir ruhsal enerji üretiyor. Ve bu da bir uzun vadede bireydeki saldırganlığa dönüşüyor şeklinde bir görüşü var. Geçen sunumda aşkla ilgili konuşurken bir Lacan'ın bir cümlesinden de bahsetmiştim. Aşk zaten bu konulardan, yani bu söylemlerden dolayı Lacan eksikliğe vurgu yapıyor daha çok. Ama sorun şu ki kişinin aradığı şey, yani eksik olan şey ötekinde de yoktur. Ama kişi bunu bulacağına inanarak zaten bu aşk duygularını yoğun bir şekilde hisseder şeklinde. Hani felsefesinin bir de bu kısmı da genelde bahsettiği bir konu. Şimdi Lacan'ın kendi kuramları dediğim gibi çok karışık. Ben hani oralara çok fazla detaylandırmadan girmeye çalışıyorum. Ama bu L şeması da bize aktardığı önemli yapılardan birisi. Bunu çok kısa özetlemeye çalışayım. Az önce bahsettiğim ayna evresinde şu köşede sol altta gördüğümüz ben var. Bu imgesel ilişkiyle bahsetmiştim az önce. Öteki üzerinden oluşuyor. Bilinç dışının yani şu oka dikkat ederseniz öznenin bilinç dışından oluştuğunu söylüyor. Lacan'ın yani görüşlerindeki en önemli görüşlerden birisi, fikirlerinden birisi öznenin bilinç dışı tarafından yapılandığı yani büyük öteki tarafından, dış dünya tarafından aslında bizim öznemiz oluşturulur. Hani bu Descartes'in ya da genel anlamdaki psikoloji tarihinin, felsefe tarihinin çok alışık olmadığı bir görüştür.
Özneyi dışarıya bağlar. Yani öznenin kökenini dışarıdan gelen bilgilere bağlar. Yani bunu biraz şey gibi düşünebilirsiniz. Bir işte markete gittiğinizde 10 tane meyve varsa o 10 tane meyve sizin oradaki düşünce sisteminiz, duygu sisteminizi etkiler. Ya da bir televizyonu açtığınızda 4 tane kanal varsa o 4 tane kanal üzerinden biz bir düşünce ya da duygu sistemi geliştiririz. Dolayısıyla o dışsal faktör bizim benliğimizin de o aşamada özünü oluşturur. Biraz bu bağlamda bilinç dışının yani özne kavramının bu bilinç dışıyla ve büyük öteki tarafından oluşturulduğunu bize dile getiriyor. Bunu da bu şekilde şematize etmeye çalışmış. Az önce söylemiştim ben kavramı, ego kavramı daha çok Freud'da ilkten farklılaşma şeklindeydi. Yani dürtüsel yapıdan daha sonra çocuk yaşı ilerledikçe ilkten farklılaşıyordu, dürtülerinden oluşturuyordu egosunu. Ego psikologları ise daha çok ilkten bağımsız olduğunu ve doğuştan itibaren en baştan olduğunu söylüyordu. İşte Lacan ikisinden de farklı olarak ayna evresiyle beraber bu egonun ve benlik algısının oluştuğunu ama burada bir yanılsamanın da kölesi olduğunu ve imajiner bir kurgu üzerinden bunu oluşturduğunu, bu yüzden de paranoid olduğunu dile getirmeye çalışıyor. Hatta bu yüzden de kişide diyor saklı olan bir utanç duygusu vardır. Çünkü her zaman diyor ego ile ego ideali arasında mutlaka bir fark olacaktır. Çünkü her zaman idealinden kişi eksik olacağı için, kastre olacağı için mutlaka arada bir utanç ilişkisinin de olacağından bahsediyor. Az önce söylemiştim, tekrar edeceğim. Yabancılaşma insanda genelde Lacan'ın deyimiyle iki defa olur yaşam boyu. Birincisi az önce bahsettiğim ayna evresinde benim biçimlenmesiyle beraber. Çünkü o ben kavramı ötekinin yansıyan üzerinden olduğu için yabancılaşma başlıyor kendisine. İkincisi de öznenin oluşumuyla beraber. Çünkü özne de az önce bahsettim. Bilinç dışıyla yani bilinç dışı özne dış dünya, öteki ve dil kültür tarafından oluşturulduğu için yine kişinin kendine bir şekilde yabancılaşmasına katkı sağlıyor. Ve bu şekilde yabancılaşma olduğu için zaten bilinç dışının oluşmasını da buna bağlıyor. Birçok yerde bahsettiğim gibi öteki ve öteki kavramları var. Büyük öteki, küçük öteki şeklinde Lacan ayırmış. Hatta anneyi bile mother şeklinde bir sembolik bir oyunla onu da eklemiş. Bu küçük öteki dediğimiz ilk yakın çevrede ve bu aynalama üzerinden benzer olanın hayatına alınması, insanın özdeşleşmesi. Büyük öteki dediğimiz işte bu dediğimiz büyük dünya, işte dış dünya, öteki kavramları, işte dil, kültür, toplumsal yapı, yasak koyanlar, iktidarlar ve benzeri yapılar. Bu bizim hayatımızı etkileyen büyük ötekiyi kastediyor. Diğer yakındaki aynalama şeklinde yaptığımız benzer olanlar ise küçük öteki. Ve bilinç kavramını ele alırken kendi söylemimiz bilinçtir. Bilinç dışı ise ötekinin söylemidir. Yani dış dünyadan bize gelen söylemdir şeklinde ayrım yapmaya çalışıyor. Burada dediğim gibi Lacan için en önemli şeylerden biri söyleyeceğimiz öznenin özellikle özne kavramının ben olmadığını yani ben başka, özne başka. Az önce bu yukarıdaki şemada da göstermiştim. Özne ve ben iki ayrı kavram şeklinde aynı ele almıyor. Ve öznenin de ilk oluşan olmadığını, ilk öznenin oluşmadığını daha sonra o dil ve kültüre girdikçe öznenin dışarıdan gelen koşulla oluştuğunu söylüyor. Bu genel tarihi söylemlere çok farklı bir şey. O yüzden özneyi belirleyen değil, daha çok belirlenmiş olarak ele alıyor ve dil ve söz tarafından belirlendiğini söylüyor. Az önce de söyledim, özne ile ben örtüşmez Lacan'a göre. Çünkü özne dediğimiz toplumsallaşmış bir insandır ve sembolik olanın yani o simgesel olanın insanın yaşamına girmesiyle beraber, ona boyanmasıyla beraber oluşur. Bu anlamda Oedipus ve babanın adı da, babanın adı dediği de Lacan'ın daha çok bu dil, hani dili kastediyor babanın adı. Hani gerçek bir babadan ziyade o dış dünyayı kasteden, dil ve kültürü kasteden babanın adı söylemi var. Orada da bunun insana katkısı nedir? Yani bunlar olmasaydı özde kurulmazdı Lacan'a göre ve bilinç dışı oluşmazdı. Yani dile ve kültüre girmek aslında insanın anne tarafından yutulmasına ya da psikotik olmasına engel durum bu zaten. Şimdi Lacan bunlardan bahsederken gereksinim, talep ve arzu kavramından bahsediyor. Gereksinimi daha çok biyolojik bir işlev olarak ele alıyor. Ritmik yani vücudun gereksinimi gibi talep genel bir istek olarak ele alıyor. Fakat arzuyu bunlardan çok farklı ele alıyor. Yani normalde açlık, beslenme, susuzluk gereksinimlerimiz olabilir. Bunları doyurabiliriz ama asla arzuyu doyuramayız. Çünkü arzunun az önce bahsettiğim bu genel ilişkilerden ve dinamiklerden dolayı nesnesinin belirsiz olduğunu ve asla doyurulamayacağını söylüyor. Arzunun nesnesi belirsizdir diyor ve buna kayıp nesne anlamında gelecek şekilde nesne A diyor. Ve aynı zamanda yasanın uşağı olduğunu arzunun. Çünkü yasa neyi yasaklarsa arzu onu daha fazla arar. Ve bu yüzden de arzumuz sürekli ötekine bağımlıdır. Hiçbir zaman kendini ötekinden özgürleştiremez. Hani bu bağlamda bir araba elde etmek, birine sahip olmak,
İşte bir onay almak da hiçbir zaman o arzuyu tam olarak gideremez. Çünkü aldığın zaman onu daha fazla isteyemezsin. Varz olmaya devam edersin. Bahsettiğim o diğer dinamiklerden dolayı. Yani burada da görselde var. Arzu doğrudan ötekiyle ilişkili. Çocuğun arzusu ne peki? Çocuğun hani dinamiklerini incelediğimiz zaman şimdi çocukla anne ilişkisi önemli burada. Çocuk annenin normalde tek dünyası olmak istiyor. Anneyle bir ve bütün olmak istiyor. Fakat annesinin ne istediğini çocuk bilmiyor. Sadece fark ettiği şey çocuğun anne kendinden başka bir şeye yöneliyor. Yani çocuk sadece bunu algılıyor. Ama onun derdi anneyle bütünleşmek. Ama anne başka bir şeye yöneliyor. Neye yöneliyor? Dış dünyaya, yani babaya. Yani baba derken burada fiziksel babayı kastetmiyoruz. Yani çocuk dışındaki her şey, onu kastediyoruz. Yani baba annenin mesleği olabilir, annenin kendi ailesi olabilir, baba olabilir, işte komşu olabilir, başka bir şey olabilir, ama bebeğin dışında, çocuğun dışında başka bir şeye yönelmesi çocuğun kafasını karıştırıyor. O zaman demek ki annen başka bir şeyi arzuluyor, beni arzulamıyor demeye başlıyor. Ve annenin o arzusunun peşinde koşmaya çalışıyor. Yani annem neyi arzuluyor gibi. Ve onda eksik olan şeyin de bu şekilde giderilebileceğine inanıyor. Ama annenin arzusu belirsiz ve o yaştaki çocuk için, bebek için de gizemli olduğu için o bizim arzuladığımız şeyin de sonu hiçbir zaman gelmiyor. Ve arzu her zaman ötekinin arzusu oluyor şeklinde. Bu yüzden bir söylemi var. Hatta şöyle de bir şey söyler. Hayvan doğrudan nesnelerden doyum sağlarken insan daha çok nesnenin verdiği doyumun hazın ötesinde onun da arzusunu arzular. Bu bağlamda biraz bu falus kavramı da var. Ondan biraz kısaca bahsetmek gerekiyor. Önemli. Lacan şeydeki gibi, Freud'daki gibi bir penisin kesilmesinden bahsetmiyor. Daha çok fallus olmakla alakalı bir terimi var. Annenin arzusunun nesnesi olmaktan yoksun olmayı kastediyor. Peki annenin arzusu ne aslında? Anne ötekine yöneliyor ve anne tamamlanmaya çalışıyor. Daha doğrusu burada fallustan kasıt ayrıcalıklar, iktidar, bağımsızlık, güç ve cesaret gibi o tamlık üzerine olan algı. Yani ve ömür boyu bunun üzerinden koşuyor. Fakat sıkıntı ne kadın ne de erkek ne anne ne baba ne de çocuk bunun hiçbir zaman olamayacağını bilemiyor ve o yüzden de ömür boyu bunun peşinde koşuyor. Bu bağlamda arzunun hiçbir zaman asla nesnelerle doldurulamayacağı, eksikle çünkü ilişkili olduğu ve eksiğin de az önce bahsetmiştim ömür boyu süreceği, bu anlamda da sürekli yer değiştirme şeklinde hep arzu nesneleri olacağını söyler. Hatta Freud bile bu konuda daha çok hani tüm aşklar ilk aşkımızın şeyidir, yani ilk aşkımız annemizdir, ötekiler onun yerine geçmeye çalışan ikamelerdir sadece gibi bir görüşü vardı. Burada da işte Lacan ona benzer şekilde her nesnenin aslında kayıp nesnenin arayışı olduğunu söyler. Bu belki memedir, belki dışkıdır, belki bakıştır, belki o ilk anneyle olan bütünlüktür. Ama ömür boyu o tamlığı ve o hazı tekrardan ararız şeklinde bir görüşü vardır. Şimdi burada demiştim annen ne istiyor? Biz bu görselde de güzel anlatıyor. Yani normalde bebek araya girer ve babayla paylaşımı çok istemez. Çünkü kendi o bütünlüğünü sürdürme taraftarı. Ama fark ediyor ki annesinin zihninde başkası var. Bu şekilde bir anne çocuk ve fallus, yani annenin arzuladığı dışarıdaki bir şey var. Onlar arasında bir ilişki başlıyor. Ve bunun üzerinden de dış dünyanın tehdidiyle bir çocukta doyum yasaklanması oluyor. Yani anneye biraz mesafe koyma, anneden biraz uzaklaşması gerekir genel anlamda. Hem ruhsal yapılanma açısından hem de fiziksel anlamda. Bu şekilde kastre edilmiş olur çocuk. Fark ettiyseniz çocuk burada kız çocuk da olabilir, erkek çocuk da olabilir. Bu her iki birey için de bu kastrasyon geçerlidir. Yani bu babanın buradaki en büyük işlevi çocuğu anneden, özellikle o annenin iç dünyasında kastre etmesi ve dış dünyayla tanıştırması. Burada dediğim gibi babanın adı derken öteki, üçüncü ve yabancı daha çok. Yani dışarısı, dış dünya ve öteki kavramıyla daha çok ilişkilendirebilirsiniz. Yoksa gerçek manada babanın babası değil. Daha çok onun nasıl anlaşıldığıdır. Çocuk da dediğim gibi annesinin nasıl sevdiğini biliyor. Başka birinin arzulandığını da algılıyor. Ama annenin arzusu kendisinde değil de başka bir yerde olduğunu anladığında anneye sahip olmayla annenin arzusuna sahip olma arasında bir gidip geliyor, ikilik yaşıyor. İşte bu sayede simgesel babayla da tanıştığında eğer o annenin dünyasından ayrılıp dış dünyaya açılabilirse sağlıklı bir gelişimin önü açılıyor. Yani burada dediğim gibi gerçekten bir babanın adı baba şart değil. Annenin yöneldiği her şey, yani bebek dışında yönlendiği her şey bunu o şekilde sağlıyor. Kökensel bastırma işte bu bahsettiğim süreçte olmaktan, çünkü anneyle bir olmaktan artık olamayacağını anlayınca sahip olmaya yöneliyor. Oraya bir geçiş oluyor ve bu geçiş sırasında da o ilk isteğini ömür boyu bastırmak zorunda kalıyor ve buna biz kökensel bastırma diyoruz. Çocuk baba tarafından bir talep ya da tehdit nedeniyle, yani dış dünya tarafından anneyle olan hazını
bırakmaya zorlanıyor. Bu şekilde kasre ediliyor. Ama bunun da çocuğun sağlıklı gelişimi için gerekli olduğunu biliyoruz. Yani ilk görselde şimdi çocuk ve anne bir ve bütün. Normal şartlarda bizim bu çocukla anneyi görseldeki gibi ayırmamız gerekir ki sağlıklı bir ruhsal yapı gelişebilsin ve dış dünyaya kişi açılabilsin. Psikotik olmasın hatta. Bu bağlamda anneye yönelik bir arzulayamama gelir baba ve dış dünya tarafından ve evrensel olarak da bu yasak hemen hemen tüm toplumlarda vardır yani öğretilmediği halde. İşte kastrasyon bu anlamda nedir? Hem erkek için hem kadın için yani iki çocuk için de geçerlidir. Eksikliğin dayatılmasıdır en temelde. Çünkü babanın kendisi de eksiktir. Yani burada annelik eksik, babalık tamlık gibi düşünmüyoruz. Baba da eksik, anne de eksik. Ama babada kendini tam algılama yanılgısı vardır. Bu başka bir konu. Ama bu anlamda ikisi de eksik olduğu için ikisinde de bir narsistik yaralanma vardır. Ama çocuk ne yapar? Çocuk bu babanın adı sayesinde hiçbir zaman tam olamayacağını, yani eksikliğini anlar, kasrı olur ve böylece ömür boyu arzulamaya başlar. Bahsetmiştim, falustan kasıt güç, iktidar, statü, güvenlik, bütünlük, kabul edilme gibi kavramlar ve bunu elde etme yönünde bir arzulama var ömür boyu. Buralardan biraz bahsettim. Son cümleye geleyim. Fazla karışmak istemiyorum ilişkileri. Falus olamayacağını anlayınca falusa sahip olmaya çalışıyor. Yani bu gücü ve iktidara bebek veya çocuk elde etmeye sahip olmaya çalışıyor. Bunu arzuluyor. Peki kim sahip? Annem değil, annem değilse babam sahip diyor. Yani dış dünyadaki o diğer kişi sahip. O zaman babanın adını ve dış dünyayı ve yasasını bu şekilde kabul etmek zorunda hissediyor. Bu şekilde de ne oluyor bunu yaptığında? Dile girmiş oluyor. Yani kültüre girmiş oluyor. Arzuyu oluşturmuş oluyor. Aynı zamanda öznenin de oluşumunu açmış oluyor. Şimdi bunlarla alakalı bir kavram da Jouissance kavramı. Bu da Lacan'ın kendi ürettiği Fransız bir kavram. Fransızca bir kavram. Burada da hani hazzın diğer canlılar daha çok hazzı ve doyumu sadece bir bedensel ve ruhsal gerilim olarak ele alırken insanda diyor bu hem simgesel ve imgesel düzenlerden dolayı yani hayali çağrışımların ve dilin yapılandırması nedeniyle, yeniden yapılandırması nedeniyle o hazzın da ötesinde bir duyguya dönüştüğünü söylüyor. Ve bu sayede daha erotik, daha heyecanlı, daha farklı bir şeye dönüşür. Yani o bedensel haz bu yasaklama veya dilin yeniden yapılandırması sayesinde Jouissance'a dönüşür ve bambaşka bir boyut kazanır. Bu bağlamda yasağın daha fazla erotikleştirdiğini, yasak ve yasanın daha fazla arzu doğurduğunu, fanteziyi sağlayan şeyin de bu yasak olduğunu daha fazla dile getirmeye çalışıyor. Bununla ilişkili olarak arzu kavramını güzellikle de ilişkilendiriyor. Güzellik kavramının da insan hayatındaki önemini biliyoruz. Yani güzellikle ilgili bir algılarımız vardır. Ve bu şekilde güzellik aslında arzunun devam etmesine, arzunun sürekli doyurulmadan devam etmesine en büyük katkı sağlayan anlatımlardan birisidir. Bu anlamda fanteziler de buna yardımcı oluyor ve gerçekle karşılaşmamızı erteliyor, engelliyor. Bu sayede biz de arzulamaya ve istemeye devam ediyoruz. Yani örnek vereyim bu güzellik kavramı bize neyi sağlıyor? İşte bu sayede ölümü unutmuş oluyoruz. Bu sayede vajinanın ya da penisin gerçeğini, o ilk başta bahsettiğim gerçeğini, doğal gerçeğini, yapay gerçeğini üstünü örtmüş oluyor. Cinsellik sonrası gözlenen örneğin hemen biliyorsunuzdur cinsellikten sonra bir boşluk, değersizlik, ani soğuma duyguları olur. Bu duyguları ertelemiş oluyor. Yani güzellik sayesinde biz bunların birçoğunu daha geç ve daha canlı tutmaya devam ediyoruz ve daha geç elde etmiş oluyoruz. Bu bağlamda örneğin görsellerde de olan işte yakışıklı gençler, güzel kadınlar var. Şimdi bunların bu görüntüsü var ama aslında doğanın gerçeği. Bu benim az şimdi bu görselde de böyle simgeselin altına koydum. Normalde açık bir şekilde de koyabiliriz tabii ki ama burada metaforik olarak simgesel düzenden ve o imgesel düzenden etkilendiğini, ne kadar etkilendiğini göstermek için böyle bir gerçeği diğer güzellik ve yapay gerçeklik algımızla biz unutturma veya üzerini örtme, değiştirme, dönüştürme işlevini yapıyoruz. Yani. Peki klinikte bu veriler nasıl kullanılıyor? Yani ben kendim çok tabii kullanmıyorum. Ben Lacancı'da bir psikanalist de değilim. Öyle bir düşüncem iddiam da yok. Ama bu görüşler ve fikirlerin çok değerli olduğunu, insanın ruhsal yapılanmasını anlamada büyük katkı sunduğunu düşünüyorum. O yüzden buraya da bu klinikte hani Lacancı bu psikanalitik anlayış meseleye nasıl yaklaşıyor? Bunu da biraz kısaca koymak istedim. Psikotik hastaları daha çok dediğim gibi az önce babanın adı üzerinden ele alır ve dile girememekten bahseder. Yani dile, kültüre, dış dünyaya, toplumsal yapıya girmemesi, tamamen reddetmesi, inkar etmesi şeklinde psikotik yapıyı bu şekilde ele alıyor.
Çünkü bu sayede kişi mevcut yasaya ve kültüre girememiş olur. Dile giremediği için de dili bastırması da mümkün olmuyor. Aynı zamanda hani az önceki görselde vardı, sanki anne tarafından yutulmuş gibidir. Yani psikotik hastanın durumu en temelde anne tarafından yutulma, yani iç dünyaya hapsedilme, ama dış dünyayı da hiçbir şekilde böyle sağlıklı bir iletişim kuramama ve algılayamama üzerine. Yani babanın adını biraz reddetme gibi, Lacan'ın deyimiyle. Nevroz dediğimiz nevrotik durumları ise böyle anksiyete, takıntı veya benzeri durumlar. Bunları da büyük oranda arzu ile ilişkilendiriyor. Arzu kavramı ile ilişkilendiriyor ve bastırma mekanizmasıyla daha çok açıklamaya çalışıyor. Burada da az önce bahsettiğimden farklı olarak, psikozdan farklı, dil yasa var, arzu var. Ama arzuyu ya bastırmaya ya da yönetmeyi beceremiyor. Yani orada sorun yaşıyor. Çünkü ötekinin arzusunda sürekli takılı kalıyor. Ötekinin arzusundan ayrışamıyor, öyle diyelim. Bir de sapkınlık diye bir grubu var. Burada sapkınlık derken sapıklık gibi ya da cinsel manada kastetmiyor. Daha çok kural tanımayan, hani sapkın derken kural tanımayan kişiyi kastediyor. Ve burada da babanın yasasının inkarından bahsediyor. Yani bu kişi psikozdan farklı olarak babanın yasasını biliyor. Dile biliyor, yasayı biliyor, kültürü biliyor, topluma giriyor, aslında hepsinin farkında psikozdan farklı olarak. Ama o kuralları kendi istediği gibi koyuyor. O kendi yaşamı yapmak istediği şeye, kendi tavırlarıyla devam edebiliyor ve babanın yasasını tanımıyor. Babanın yasasını inkar etmiyor, inkar etmeye çalışıyor gibi anlatıyor. Burada da çok kısa onlardan bahsediyorum ama az önce açıklama yaptım zaten. Dediğim gibi burada babasal işlev, yani Lacan'ın babasal işlevden kastettiği şey, çocuğun anneye kapılmaktan ya da onun içine çekilmekten, anneyi de çocuğunu içine çekmekten kurtaran bir baba figürünün varlığıdır. Bu sayede çocuk sonsuza kadar annesiyle kalma girişiminden kurtulmuş olur. Ve babanın adı ve yasağı sayesinde çocuk anneden daha ötelere, daha öteki pozisyonlara, kültüre ve dile girme şansına kavuşur. O yüzden onu yapamayanlar da psikotik bir sürecin içine girer. Bu şekilde, yani psikotik yapının annenin içinde yutulup kaybolması gibi ele alır. İşte bu bağlamda bunları biraz toparlayacak olursak, bu L şemasından da bahsetmiştim, bilinç dışının oluşumundan bahsediyordu. Bunların çok psikotiklere ulaşamayacağını söylüyor. Çünkü psikotik zaten dış dünyaya giremediği için o biz şemayı da oraya uygulayamayız. Muhtemelen hayvanlarda da o yapı ve dış dünyanın kültürel dil yapısı, toplumsal yapısı olmadığı için onlarda da bu yapının, yani bilinç dışının oluşamayacağını dile getiriyor. Bir kişide psikotik bir yapı varsa bunun daima psikotik olacağını dile getiriyor. Tabii ki buna müdahale edilebilir, desteklenebilir, ama tam bir şekilde kürün sağlanamayacağını daha çok savunuyor. Biz ne yapabiliriz? Biz işte imgesel ve simgesel, az önce bahsettiğimiz o düzlemler aracılığıyla bu kişiye yeni bir anlam dünyası geliştirme konusunda destek olabiliriz. Yani genel yaklaşımı bu. Nevrotik yapıyı demiştim. Arzuyla ilişkilendiriyor ve arzuda da daha çok ayrışamamaktan bahsediyor. Bu Freud'un da vurguladığı bir dönem. Nevrotiklerin özellikle en önemli görevinin, yani yapması gereken şeyi ötekinden, yani ötekinin arzusundan daha doğrusu, ayrışmak olduğunu ve kendi özneleşme süreçlerini tamamlamalarını söylüyor. Bunu sağlıklı bir şekilde yapamadıkları için nevrotik olduklarını söylüyor. Çünkü nevrotiğin annesi ne ister? Sürekli onun peşine koşar. Yani o arzunun peşine takıldığı için de hiçbir şekilde bu süreci tamamlayamadığında nevrotik semptomları ortaya çıkıyor. Buradaki o semptomların ortaya çıkmasını da bastırmaya bağlıyor. Çünkü düşüncelerini bastırıyor kişi diyor, ama duygularını bastıramıyor diyor. Düşünceleri bastırırken duygularını bastırılamadığı için o duygular yer değiştirerek bir şekilde semptom olarak ve farklı bir beden diliyle kişinin önüne tekrardan çıkmaya devam ediyor. Sapkınlığı da az önce söyledim. Babanın yasasıyla daha çok ilişkilendiriyor. En temelde aslında bizim de hepimizin bir çok biçimli sapkın olduğumuzu, yani hayata başlarken en temelde Freud da buna benzer ifadeler vermişti. Çok biçimli sapkın olduğumuzu, hani uygun nesnelere veya deliklere dair hiçbir şey bilmediğimizi, haz arayan canlılar olduğumuzu, ama daha sonra bu dil ve kültür o sosyal yapıya girdikçe o yapılanmayla beraber bunları kazandığımızı dile getiriyor. Ama işte sapkın dediğimiz bu kural tanımayan grup, bu sosyal yapıyı reddederek kendi kurallarını kendisi kurmaya çalışan bir yapıda oluyorlar. Bahsettiğim süreçleri az çok kavradıysak, hani biraz farklı kavramlar, ilk defa duyunca da biraz değişik geliyor insana tabii ki. İmgesel, simgesel, gerçek, hepsi birbirine karışmış olabilir. Ama hani en temelde Lacan'a göre gerçek analiz yoluyla, psikanaliz yoluyla simgeleştirilmeli, yani dile dökülmeli, konuşulmalı ve gösterenlere tercüme edilmelidir. Bunlar üzerinden dolaylı bir yapılanmayla biz o arzuya ve arzunun getirdiği yapılanmayla yüzleştirmemiz gerekiyor biriyi. Bu şekilde daha fazla yardımcı olabilir şeklinde bir
ele alması var. Son olarak şöyle bir sözle kapatmaya çalışacağım. Yine biraz felsefeye kayacak ama Lacan'ın deyimiyle hani öteki dediğimiz o dış dünyadaki o yapılanmanın kaynağı olan sosyal yapı, kültür, toplum ve benzeri dil yapılanması aslında yine bir eksikliğin göstergesidir. Bu yüzden en temelde bizim kim olduğumuzu ya da ne yapmamız gerektiğini de anlatabilecek aslında nihai bir göstergenin olmadığını söylüyor. Çünkü ötekinde de benim ne olduğumun cevabını verebilecek bir net bir gösteren yoktur diyor. Gerçek sorun diyor yasayla ilgili asla bir garantinin de olmamasıdır. Ötekinin dışında yerleşmiş, ötekinin temelini atan ve onun tutarlılığını doğrulayacak bir ötekinin ötekisi olmaması nedeniyle bu problemin de çok çetrefilli olduğunu, çözümlenemeyeceğini söylüyor. Hani biraz dediğim gibi dil bilimci aynı zamanda felsefeyle ilgilenmiş ama psikanalist yani tıp mezunu. Görüşleri bence çok değerli. Hani bu kitaplardan yararlandım ve makaleleri şeyi çok fazla. Okumak isteyenler ilgilenebilir. Bu da bir başka ayna evresi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Karışık bir konu. Umarım anlaşılabilir bir şekilde aktarabilmişimdir.